Sevgili dostlarım hepinize merhaba. 24 Nisan 2007 tarihi 2020 tarihi itibariyle altın tarafına bakalım. Altındaki son gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışayım. Biliyorsunuz arkadaşlar merkez bankalarının faiz indirmesi yönden ötürü altın ve gram altın tarafında yukarı yönlü hareketler devamlılık niteliği kazanmakta. Bu saat itibariyle baktığımız zaman da saat 9.30 itibariyle baktığımız zaman da altın ons 1728 seviyelerinde seyretmekte. Altın ons da saatlik bazda ve gram altında saatlik bazda ve ileriye doğru orta bazlı analizimizi yapacağız. En çok sorduğunuz sorular arasında altın alalım mı, altın nerelerden alınır şeklinde sorularınız var. Bu sorularınıza da cevap vermeye çalışacağım. Yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla buna bir yol bulup bunu sizlere cevaplandırmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar altın ons'ta saatlik bazda baktığımız zaman geri çekilmeler yaşanabilir. Saatlik bazda baktığımız zaman 1718'den geçen bir trend desteğimiz var. Şurada 1718 seviyesinden geçen ve yukarıda 1728 seviyesinde bir hareketlilik olabilir. 1718 seviyesi saatlik bazda altında kapanış yapmadıkça yukarıda 1728 ve 1748 seviyeleri tekrar takipte olunacak önemli seviyeler altın ons'ta gözükmekte. 1718'e dikkat diyoruz arkadaşlar. 1718 altında kırılım gelirse ons altında geriye 1702 seviyelerine doğru sarkmalar görülebilir. 1702 ons'ta ayrıca bir trend desteğidir arkadaşlar. Altın ons almak isteyen arkadaşlar 1702 seviyesini bekleyebilirler. Bakın arkadaşlar bu 1702 desteği altın ons'ta görülürse, aşağı yönlü görülebilirse buralardan alım pozisyonuna yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla alım pozisyonuna girilir. Fakat şöyle de bir gerçek var. 1728 üzerinde kaldıkça altın ons kuvvetlidir ve kısada 1748 seviyesini tekrardan test etmekte isteyebilir. Yani alım yapacak arkadaşlar için bu seviyeler bence pahalı. Yani buradan girip altın ons buradan 1800'e de gitse bir 50-60 dolarlık kar marjı var. Fakat aşağılardan 1700'lü seviyelerden bir alım yakalanabilirse kar marjı ve risk seviyesi daha düşük olacağından dolayı yani 1700'lü seviyelere altın olsun tekrardan geri çekilmesi beklenebilir alım yapacak olan arkadaşlar için. Altın tarafında olan arkadaşlar da uzun vade altın yatırımı düşünen arkadaşlar da 1700 seviyesi kırılmadıkça altın ons'ta bekleyebilirler arkadaşlar. Çünkü 1700 üzerinde kaldıkça altın ons yukarıda 1800 seviyesi olan psikolojik seviyesini buradaki 1800 seviyesindeki direnci kırmaya çalışmaya gitmek isteyecektir. Hele ki bu merkez bankaları devamlı faiz indirdikçe ve piyasaya likidite akışını sağladığı sürece altında da yön 1800 psikolojik seviyesine doğru gitmesi beklenebilir. Şu an itibariyle altın ons'ta olumsuz bir durum gözükmemekte. Fakat 1718 ve 1702 seviyelerindeki trend desteği önemli takip edilmeli diye ben düşünmekteyim arkadaşlar. 4 saatlik bazda da bakalım. 4 saatlik bazda baktığımız zaman da arkadaşlar altın ons'ta şuradaki tekrardan bir oluşum göze çarpmakta. Bakın şurada bir oluşum yapmakta. Bu toba mı olur? Dönüşür. Tobaya mı dönüşür? Yoksa buradan direkt çanak kulp şeklinde mi yukarıya çıkar? Onun takibini yapacağız. Bunun içinde
Şurada gördüğümüz arkadaşlar 1738 önemli bir seviye. Bu 1738 seviyesi yukarı yönlü kırılabilirse arkadaşlar ve buralarda üzerinde kapanışlar gelebilirse de 1738'den şuradaki Tovo veya Çanak'ın derinliği kadar yukarıya bir ivme kazanabilir. Evet, şurada görüyorsunuz arkadaşlar. Eğer bu Tovo şeklinde gelişirse belirttiğimiz alıma girecek arkadaşlar için şuradaki 1702 Tovo'nun sağ tarafı, sağ omuz tarafı 1702'lerden geçiyor. Bu seviyeyi alım yapacak olan arkadaşlar 1702'yi takip etmeleri kendileri için açısından daha hayırlı olur. Elinde ons altın bulunan arkadaşlar da dediğim gibi arkadaşlar 1738 önemli. 1738 yukarı doğru kırılıp aşılabilirse altın onsta psikolojik seviye olan 1800'lü seviyelere doğru yönünü çevirecektir. Buradaki formasyonu çalıştırıp 1800'lü seviyelere doğru çalıştıracaktır. Kritik seviyemiz 1728 1718 aralığıdır. Evet, bu aralık üzerinde kısada tutundukça tutunmasını sağladıkça da yön yukarıya yönlü 1738'li seviyeleri tekrardan kırma yönüne doğru hareketler hızlanabilir. Verdiğim seviyeleri takipte kalın altın tarafındaki arkadaşlar. Verdiğim seviyeler önemlidir. Özellikle 4 saatteki 1728 üzerinde tutunmaları takipte kalın. 1728 üzeri kalıcılık 1738'i zorlarsak da arkadaşlar 1738'in yukarıya doğru kırılmasıyla buradaki çanak formasyonunu çalıştıracak. Yönlü hareketlerin devamını sağlayacaktır. Günlükte de baktığımız zaman şurada bakın arkadaşlar burası da çok önemli. Bu yükselen üçgen. Altında son sözü burası söyleyecek arkadaşlar. Bu yükselen üçgen. Hangi yöne kırılırsa altının yönü o tarafa gidecek. O yüzden bu yükselen üçgeni takipte kalıyoruz. Şu an itibariyle yükselen üçgenimiz 1748 seviyesinde tepe noktası 1765'li civarlardan geçiyor. 1760'lı civarlardan geçiyor. Bu 1760 yukarı yönlü kırılırsa yukarı yönlü ataklar tekrardan sertleşir. 1800 hatta 1900'lü seviyelere kadar gidebilir. Bu orta vadede takip edeceğimiz bir yükselen üçgen. Bu yükselen üçgenin alt yükselen çizgisi de arkadaşlar 1700'lü seviyelerden geçiyor. Dediğim gibi 1695-1700 seviyesinden geçiyor. Bugün itibariyle. Bu üçgen içerisinde hareketlerin devamı biraz daha sürebilir. Evet, şurada gördüğümüz 1765'li seviyelere kadar da sürebilir. Yukarı hareketlerde. Aşağı hareketlerde de 1700 ikili seviyeler. Dediğim gibi alım yapacak arkadaşlar bu 1700'lü seviyeler, 1702'li seviyeleri takipte kalacak. Portföy boşaltmak isteyen arkadaşlar da şuradaki oluşumu takipte kalacaklar arkadaşlar. Dediğim gibi şuradaki oluşum. Buradaki oluşum yukarıya doğru kırabilirse hareketler çok sertleşir. O yüzden de bu yükselen üçgenin aşağı yönlü veya yukarı yönlü kırılımı takibimizde olacağız. Trend desteğimiz 1702'de. 1700 altına inilmedikçe bu üçgenin yukarı kırmasını bekleyebiliriz. Fakat hiçbir formasyonun %100 geçerliliği olmadığından dolayı bizim için önemli olan trend çizgisinin aşağıya mı yoksa yukarıya doğru mu kırılacağını takibi. Kısada 1728'de günlük kapanışlar tekrar takibimizde. Ve yukarıda 1738-1748 seviyesi tekrardan takibimizde olacak önemli bir seviye. Altın olsa ilgili anlatmak istediklerim bunlardan ibaret. Gram altına da bakalım. Gram altında neler olabilir?
Gram altın tarafına da baktığımız zaman gram altında da gene arkadaşlar merkez bankalarının faiz indirimleri ve bastıkları piyasaya verdikleri paralardan dolayı hem dolar hem de altın tarafı yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesinden dolayı altında da gram altın tarafında da yukarı yönlü hareketler devam etmekte. Gram altında günlükte şu aşağıdan geçen trend çizgimizi takibe devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün itibariyle trend çizgimiz 381 seviyelerinden geçmekte. Yani şuradaki 381 seviyesi gram altında aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe size işte şurada çizip göstereyim arkadaşlar. Evet, şuradaki 381 seviyesi aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe gram altında da yukarı yönlü hareketler devamını getirecektir. Gram altında alım yapmak için 388'li seviyeler yüksek seviyeler arkadaşlar. Çünkü 388'den bir alım yapmanız riskli olabilir. 388'de kuvvetli bir direnç bölgemiz mevcut. Fakat 388'de yukarı yönlü kırılabilirse yukarıda 396 ve gram altında 400 seviyelerinde psikolojik sınırımız bulunmakta. Yani 396-400 arasından satışlar gelebilir. O yüzden geri çekilmelerde 381 ve 371 alım yapacak arkadaşlar için uygun yerler gibi gram altında gözükmekte. 381 üzerinde kaldıkça da gram altında 400 desteği altın ons ve dolar destekli olarak kendini göstermekte arkadaşlar. Bu 381 trend desteğimiz takipte olacak. Yukarıda 388'deki kuvvetli direncimiz takip edeceğiz. Aşılırsa, yukarıya yönlü kırılabilirse de 396-400'lü seviyeler gram altın test etmeye gidebilir. Risk almak isteyen arkadaşlar 388'in kırılımında tamamıyla risk kendilerine aittir. 396-400'lü seviyeleri kendilerine bekleyebilirler. Risk almak istemeyen arkadaşlar da 371-381 seviyelerindeki tekrardan düzeltme seviyeleri olan trend destek noktalarından alım yapmak için bekleyebilirler. Benim şimdilik grafik üzerinde gördüğüm bunlar. Yakın zamanda 381 trend desteği kırılmadıkça da gram altında yukarı yönlü 400'lü seviyelere doğru gözükmekte. Gram altınla ilgili ve ons altınla ilgili benim anlatmak istediklerim bunlardan ibaret. Eğer videolarım hoşunuza gittiyse kanalıma bir beğen atarsanız beni çok memnun edersiniz. Ayrıca kanalıma abone olmamış arkadaşlar varsa da kanalıma abone olmalarını kendilerinden rica ederim. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.